Şimdi pandemi öncesi aslında çok iyi bir değer yakalamıştık biz, hem nakil anlamında hem bağışlar anlamında. Pandemi biraz evet tüm dünyada ve Türkiye'de ve İzmir'de de bizi etkiledi ama biz şimdi tekrar bu 2023'te eski değerleri yakaladık, yaklaştık ve 2024'teki amacımız hem şehir hastanesiyle hem Buca yeni açılan hastanelerimizle yoğun bakım sayılarını arttırarak beyin ölümü ve donör sayımızı arttırıp nakil bekleyen bir organ için hayatı tehlikede olan, onu bekleyen kişiler için bir umut ışığı olmak için çalışıyoruz ve başarılı olacağımızı düşünüyorum. Pandemiden önce yani yılda 12 tane kalp nakli yaparken pandemi sırasında 1'lere 2'lere kadar düştü. Şimdi tekrar bu sene 6'ya çıktı. Yani toparlama aşamasındayız. Yine böbrekle ilgili 284'lerdeyken pandemide bu 100'lere kadar düştü. Şimdi tekrar 180'lere çıktı. Yani pandemi öncesi değerlerini yakalamak üzereyiz nakillerde. Bir de beyin ölümü zaten yoğun bakımlarda gerçekleşen bir olay. Yani bunu bizim tespit edip, yani kaçırmamamız lazım. Tespit edip ve en kısa sürede vakit kaybı olmadan yakınlarını ikna edip, çünkü nakil yaşarken naklini vaat etmiş, taahhüt etmiş olsa bile bizim yine kanunlarımızda mutlaka ailesinden onay alınması gerekiyor. Ve bu onay sürecinde biz ne kadar başarılı olursak beyin ölümü tespit ettiğimiz hastaları çoğunu donöre çeviririz ve bir donör de 8'e yakın insana hayat verebiliyor. Hedef koyduk. Yoğun bakım yatak ventilatör sayısının 1/4 kadar donör çıkarmayı hedefledik. Bu da iyi bir hedef. Yani beyin ölümü de yatak sayısının yarısı kadar beyin ölümü tespit edebilmeyi. Zaten beyin ölümü gerçekleşiyor. Bu yanlış anlaşılıyor bazen. Hani beyin ölümü arttırmaya çalışıyor. Zaten o gerçekleşen bir şeyi bizim gözden kaçırmamamız ve hızlı bir şekilde tespit etmemiz önemli. Çünkü genelde önce beyin ölümü gerçekleşiyor yoğun bakımda yatan hastalarda. Birkaç gün sonra da kalp durup kardiyak arrest dediğimiz, halkın bildiği kalp durdu, kaybettik dediğimiz konu gerçekleşiyor. Bu çok kısa o maratonda, yarışta bir günlük sürede bizim hızlı bir şekilde tespit edip yakınlarından onay almamız önemli. Bu konuda biz çalışmalar yapıyoruz. Hastanelerimizi, 3. basamak yoğun bakım olan hastanelerimizi ziyaret ediyoruz. Yoğun bakım hocalarımızla görüşüyoruz. Organ nakli koordinatörlerimizle iletişim halindeyiz. Onların eksikleri, ihtiyaçları var mı diye takip ediyoruz. Halka eğitimler veriliyor. Seminerler veriliyor. Bu beyin ölümü sürecinde etkisi olan, katkısı olan kişilere eğitimler veriliyor. Bunlarla biz şeyi arttırmaya çalışıyoruz. Cuma hutbelerinde organ naklinin önemiyle ilgili hocalarımız vaazlar veriyorlar. Bunlarla biz okullarda öğrencilere eğitimler veriliyor. Çünkü toplumun bilinçlenmesi çok önemli. Yani bu bilinç oluşursa bence bu organ naklinde istediğimiz hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum.